yerinde bakıyorum, güzeller. Ah, annesinin kuzusu, kahvaltımı hazırlamış benim kızım. Dalga geçme. Kendini mi affettiriyorsun? Aa, Allah Allah, bir suç mu işledik? Kızım, sen doğuştan suçlusun. Döverim bak. Otlama, o kadar özendik. Ne yapabilirim yavrum, hepsi iştah açıcı, tutamıyorum kendimi. Ali, yeme şunları, şiştin zaten. Aa, Bilge, bu ne? Kahvaltı anne. Kahvaltı annesi. Yaşa, gözlerime inanamıyorum. Annesi sizi elinde olmayarak kırmış da özür. Ali, çok ayıp. Heyecanlı mısın? Çok anne. Çok annesi. Hazırlandınız mı? Hazırlanacak bir şey yok anne. Çıkacağız mikrofona. Dinleyiciden sorular. O anda yanıtlayacaksın bir şeyler. Çok zor o zaman. Çok zor anne. Oyun gibi değil. Abuk subuk sorular. Çok zor annesi. Aydın'la baygın. Ali, yeme şunları diyorum sana. Dayanamıyorum kızım, ne yapayım? Bu eve senin gibi bir hizmetçi lazım. Öyle Hacer Hanım'la falan olmuyor. Ne dedin sen? Gel anne, bakayım buraya. Anne, baba, durun. Aa, bana hizmetçi dedi baba. Aa, terbiyesiz kızım o benim. Oo, kahvaltının güzelliğine bak. Mis gibi kokuyor. Kızınız hazırlamış. Kızım? Canım benim. Al kızım. Hadi söyle kızım. Dedem de. Zengin dedem. Hadi bakayım. Söyle kızım, dedem. Konuşma sen. Hadi kızım. Konuşma sen, hadi kızım. Hah, baba geldi. Ne haber Gül? Ne olsun işte. Var mı bir ilerleme? Var gibi, söyledi bir şeyler. Hadi inşallah, al şunları. Kahvaltılık mı? He, avantamız. Hadi kızım, konuşma bana. Hadi kızım. Sus sen. Çenesi düştü, çenesi. Söyle kızım, hadi söyle. Serpil Hanım emekli olmuş. Hadi hayırlısı. Paranın hepsini katile verecekmiş. Kocasına güvenmiyor kadın tabii. Yazık be. Kızım söyle bakayım. Hadi söyle yavrum. Söyle kızım, suratsız. Sensin suratsız. Bunu burada tutmamak lazım Gül. Çocuklara mani oluyor. Öyle, her lafın içinde. Ha, Bilge Hanım eve dönmüş. Gezdi geldi. Bunlar böyle. Babacığım, gezdi geldi. Sus, duyan da biz öğrettik zannedecek. Kızım konuşacak. Hadi kızım, Yeşim, söyle bir şeyler. Baba de. Anne. Bazen insanın morali bozuluyor vallahi. Benim de. Şu babana gidelim Gül. 2 kere kusmuş. Ne? Ya Asım söyledi. Beyinde bir şey olmasın adamın. Allah göstermesin. Öyle bakıyormuş sabit 2 gündür. Bir doktora götürmediler adamcağızı. Şakası yok ki bunun. Halil pazarlamak zengin dedem. Bir daire var Gül. Bahçekatı Ademlerin apartmanında. Biraz rutubetli ama yatırım. Alalım şunu. Ne istiyorlarmış? 900 demiş adam. 750'ye alınır pazarlıkla. Ben onu bir güzel boyarım. Buralarda 10 milyondan aşağı kiralık ev yok. Fena mı? Kimse duymasın aman. Kimse duymasın. Buyur. Müzevir, koparırım dilini. Hadi kızım, hem yemeğimizi yiyelim hem konuşalım ha? Nerede o? Odasında. Hiç konuşmuyor mu? Nein, konuşmuyor benimle. Küstürdük çocuğu, haklı. Şimdi ben mi kabahatli oldum Davut? Aşk olsun. Asıl kabahatli garip. Niçin öyle söylüyor hap map? Eşek. Hiç kafa çalışmıyor ki. Bir konuşalım şununla, belki gelir. Güzel konuş ama iyilikle. İyilikle Ulviye, dövecek değiliz çocuğu. Halis. Yavrum. Ne var? Yatıyor musun oğlum? Bana oğlum deme. Altma oğlum. Öyle yatarak konuşulmaz büyüklerle. Kalk bakayım. Kalkmıyorum. Bana ne? Aynı sekunda Davut. Bağırmadan konuşalım lütfen. Halis, bugün de mi gitmeyeceksin işe yavrum? Gitmeyeceğim. Ne yapacaksın burada? Başımın belası. Canım ne isterse. Müzik dinlerim yumuşak yumuşak. Orgumu çalarım. Çalsın Davutcuğum. Bırak bugün de hemen bela deme. Ne şey? Ne haliniz varsa görün. Sonra bana gelip de şöyle yaptı böyle yaptı diye şikayet etme. Ya hapları yuttururken iyiydi. Portakal suyla karıştırıp öyle habersiz. Senin iyiliğin için yaptık yavrum. Saldırmayasın diye kimseye Dumkov. Dumkov yok Davut. Nein. Kimseye de saldırmaz benim oğlum. Benim amelesi. Hoşuma gidiyor öpüyorum. Ne kötülük var bunda? Öyle önüne gelen öpülmez salak. Hoşuma gitti diye. Öperim ne var? İnsanın sınavı öpmez mi? Sen de annemi öpüyorsun. Ne dedin? O benim karım Dumkov. Bilge 5'te mi programınız? 5'te baba. Nerede olurum acaba o saatte? Eve gel. Çok erken. Arabada bulursam. Bulamazsın baba, uğraşma boşuna. Terbiyesiz. Niye o kadar beceriksiz mi baba? Tabii canım, sıfır. Bir tek kendi anlar elektronik aletlerden. Anlarım baba, kabul et. Ukala. Bilge ne vereceklermiş, aylık mı? Şimdilik 10. Az değil mi? Az ama ne yapayım anne, ihtiyacım var. Parası için yapıyorum zaten. Bana göre iş değil. Aydın'la baygın. Baygın ben mi oluyorum? Takılıyor, aldırma. Onun bugün mizah ve taşlama günü. Ne oluyor beyefendi bu vize bahanesiyle her gece arkadaşlarda kalmalar? Çalışıyoruz baba. Bakalım denetleyeceğiz. Anlarız çalışıyor musunuz çalışmıyor musunuz? Çalışıyor Şükrücüğüm, yalnız. Evet yalnız. Boykotlara katılıyormuş bunun arkadaşları. Gözaltına alınmış ikisi geçenlerde. O gün serbest bırakıldılar. Sen de katıldın mı? Katılmadım ama baba haklı çocuklar. Oğlum uzak dur. Kim haklı kim haksız belli olmaz o işlerde. Evet oğlum, tahrik ederler, seni öne sürerler, geri çekilirler. O kadar da değil anne. Bu çocuk artık üniversiteli. Katılacak tabii inandığı bazı eylemlere. Ben aldatılmaktan söz ediyorum kızım. Evet, dünyada en kolay tahrik edilen şey gençlik heyecanı çocuklar. Veriyorlar ellerine silahları. Oho, sen de ne yaptın bizi be baba? Kukla mıyız? O kadar işte, uzak dur. Bir de polisle gözaltıyla uğraşmayalım. Tamam. Şimdi de bu hedefi biz olduk. Yarın sabah da ben kalkarım erkenden, yaparım size birer omlet. Ali harikasın bu sabah. Hiç güleceğim yoktu. Dört dörtlük. Sen bu matematik mühendisliğini bırak da oğlum mizahçılığa başla. Oh be. Şöyle dördümüz bir arada nihayet. Mine. Geldim. Kahve mi yaptın? Yaptık. Sağ ol. Şevket nerede bu çocuklar? Ne bileyim ben. Ne demek ne bileyim? 2 güne kadar döneriz dediler. Bugün 4. gün. Hiç mi merak etmiyorsun? Etmiyorum. Kendi başına iş yapıyor serseri. Yapsın. Nesini merak edeceğim onun? Çok rahatsın vallahi. Rahatım. Biz babalığımızı yaptık buraya kadar. Gitme dedim ona. Şevket saçmalama. Yolda her şey olur. Kaza geçirebilirler. Duyardık şimdiye kadar. Soygun olur, kaçırılırlar. Gelmiştir onda, gelmiştir. Niye bizi aramıyorlar? Aramaz, küs ya herif. Arabam onda yol. Haber vermez mi insan? Senin oğlun vermez. Gelmiştir, kayınvalidesinin evindedir şimdi. Hadi canım. Aç inaması. Eğer öyle bir şey yaptılarsa küserim vallahi. Çoğul konuşma yapar. Tanımaz mısın sen oğlunu? 2'de 1'de senin oğlun senin oğlun deme Şevket, ayıp. Sen de oğlun. Yok benim öyle oğlum. İyi artık reddet evlatlıktan bari. Alo? Raşit Bey rahatsız ettim. Nasılsınız? Nasıl Nimet Hanım? Bir yere mi gidiyordunuz? Cemil'leri soracaktım da merak ettik biz de. Geldiler mi? Biz de merak ettik. Allah Allah. Aramadılar mı sizi de? Raşit kimle konuşuyorsun? Yine mi beyefendi? Ne beyefendisi Nimet? Mine Hanım. Efendim? Nimet soruyor. Telefon da mı etmediler? Hayır. Hayrola? Çocukları merak etmişler. Aramamışlar mı onları da? Aramamışlar. Eyvahlar olsun. Ver bakayım. Bir dakika Nimet konuşuyoruz. O da telaşlandı şimdi. Ver şunu bana dedim. Efendim iyi günler. Nimet'i veriyorum. Şevketçimin yanaklarından öperim. Bırak şimdi Şevketçinin yanaklarını. Ayol ne ağır adamsın. Mine ne oldu bu çocuklara? Başlarına bir şey gelmesin. Allah korusun. Vallahi her şey olur. Telefonları var mıymış gittikleri yerin Nimet, sor. Ben ne bileyim ayol. Giderlerken kızımız pek havalıydı. Belki hala açalımı sürüyordu diye. Telefonu sor Nimet. Duydum, bir dakika. Bu da giydi, partisine gidiyor. Başka dertlerde. Eyvahlar olsun, ne yapacağız şimdi Mine? Telefonla soralım Nimet. Sana duydum dedim, konuşuyoruz. Patladın patlayası. Soyun, gitmiyorsun partiye martiye. Birbirlerine girdiler. Nimet? Alo? Nimet? Aa, kapattı. Tahta kafayı paralıyor herhalde. Kimse çekmez bu kadında ha. Şevket Bey ne yapıyoruz? İşte Nimetlerin de hiçbir şeyden haberleri yok. Var bizde telefonlarım yine, telaşlanma. Ararız şirketten. Aklına getirme öyle kötü şeyler, işleri uzamıştır. Of, ne rahatsın Şevket. Ben ne yapacağım o kadar saat? Tamam, hemen haber veririm sana. Heyecanlanma boşuna. Üf ya, boşuna. Şu oğullarla biraz sahip ol Hüsnü. Yine ne oldu? Baksana, Şevket Cem'in üstüne yürümüş, dövüyormuş neredeyse. Eşek sıpası. Şükrü de Ergun'un yakasına yapışmış geçen gün, boğuyormuş. Allah Allah, ne oluyor bunlara böyle Leyla? Ne bileyim, var bir azgınlıkları. Hacer anlattı. Sen kimden duydun kızım? Abbas söyledi. Ağır konuşmuş ama Ergun Bey de. Lafın üstüne gelmiş. Ne demiş? Ağza alınacak laf değil amca, söyleyemem. Metres yaşıyor demiş utanmaz Bilge için. Bak terbiyesize. Ben de olsam yapıştırdım yakasına. Sağ olsun o Ergun Bey de hiç lafını sözünü bilmiyor. Öyledir biraz. Ne olursa olsun. Dövecek mi koskoca adamı? Ah teyzeciğim, delirtir insanı, delirtir. Abbas'a da neler yapıyor bir bilsen. Konuş şu delilerle Hüsnü. Konuşacağız hanım, tamam, şu kahvemi içeyim gideceğim. Temizlik mi var? Yapacağız amcacığım, biraz cam pencere. Ondan beni sepetlemeye çalışıyordunuz. Alo? Buyur ablacığım, buradalar. Aa, dönmediler mi hala? Kim o kızım? Mine ablam. Ay Allah göstermesin. Kim dönmemiş, ne oluyor? Cem beyler. Ne? Ver kızım şunu. Veriyorum teyzemi, üzülme ablacığım. Kızım sen de şunu eline geçirdin mi, bırakmıyorsun. Mine hayırdır inşallah? Of anne, senin bu oğlun ne gamsız adam. Çocuklar arabayla gitti, başlarına bir şey gelmesin diyorum. Ne gelecek? Havalar kötü, sis olur, buzlanma olur. Allah saklasın. Dur bakalım, hemen telaşlanma. Aman kötü haber çabuk duyulur. Hadi hadi, getirme aklına öyle kötü şeyler. Haber alırsan ara beni kızım. Dur Hüsnü ile bir konuşayım, ararım. Hadi öpüyorum. O da öpüyor. Bak şimdi. Dönmemişler mi Eskişehir'den? Haber de yok. Allah Allah. Bul şu Şevket'i, bana ne diyormuş o da. Tamam gidiyorum. Kızım getir şu ceketimi. Hayırlı bir haber alırız inşallah ya Rabbi. Selim Bey, iyi günler efendim. Şükrü Bey'i veriyorum, bir dakika. Demet, niye çağırmış Şükrü Bey Bülent'i? Bilmem. Gümrüğe yollayacakmış galiba. İçeride mi? İçeride. Tabii, biz gözden düştük. O ne kelime müdürüm, affedersin. Öyle öyle. Konuşuyor bizimle. Koşuyor Abbas. Baş üstüne müdürüm. Limon? Yanında ya müdürüm, affedersin. Ben de olsa ben de konuşmam. Adam haklı. Ah şu çenem, ah! Ne haber Bülent? Ne olsun Ergun Bey, nakliye ücretlerini istiyor. Bizi adam yerine koymuyoruz tabii. Estağfurullah. Küstü küstü, yüzüme bile bakmadı. Siz de ağır konuştunuz ama Ergun Bey. Çenem çekilsin. Allah göstermesin müdürüm, o ne kelime, affedersin. Çekilsin çekilsin, müstahaktır. İş alalım kendimize yavaş yavaş, yaşatmaz beni burada bu. Çayım müdürüm. Heh, getir. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk. Ergun, sende bu Eskişehir'deki mermercinin telefonu var mı? Var efendim. Faksları da olacak. Bende de olacak. Hadi. Bulun da arayalım şunları. Cemlerden haber yok, merak ediyorum. Derhal efendim. Siz oturun, ben getiriyorum. Selim Bey, bize biraz indirim yapacaksınız artık. Eski müşteriniziz. Evet. Hoş geldin abi. Konuştu. Evet. Peşin ödemeye çalışırız. Belki 15 günlük. Bekliyorum yanıtınızı. Evet, bugün buradayım. Öpüyorum yanaklarınızdan. İyi günler. Hoş geldin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kimdi o? Selim Bey. Aferin, yumuşadı ha. Kim konuştu onunla abi? Gel şöyle otur. Gel. Ya, ben şöyle oturayım. Keyfim de yok. Hayrola, ne var? Öf, gitti gelemedi Cemler. Gelmediler mi daha? Yok oğlum, haber de vermediler. Tahta kafaları da aramamışlar. Buluruz abi, biz arayalım. Arayacağız tabii. Gel. Ha, buldun mu Ergun? Buldum efendim. Buyurun. Şehir kodu da yanında. Sağ ol. Demet, nerede Ergun Bey? Şükrü Bey'in yanında. Aa, barıştılar mı? Bilmem. Yüzümüze bile bakmıyor adam. Kincidir bu, kinci. Şevket Bey bağırır çağırır ama çabuk unutur. Böyle değil. Tamam, arayalım kendimize bir iş. O ne Bülent? Nakliye fiyatları, gümrüklü. Ver bana. İçerisi meşhur şimdi. Hadi sen işine bak. Abbas, kime o kahve? Büyük patronumun, affedersin. Hah, ver hadi ver. Sonra bakalım Şevket Bey konuşmuş Eskişehir'le. Ne haddime müdürüm, affedersin. Hadi gözün aydın. Ben demedim mi? Bu sabah çıkmışlar yola. Şimdi konuştum yine. Gel Abbas efendi. Hı-hı. Gel. Hadi keyfine bak. İşleri de halletmişler. Öpüyorum seni. Ben de öpüyorum. Şükrü de öpüyor. Koy şu. Tamam. Afiyet olsun babam. Bana da bir çay ver Abbas efendi. Baş üstüne babam. Boşuna bağırdın çocuğa. Bak, işi de bitirmiş. Aferin. Vallahi hiç ummuyordum ha. Gençlere bırakacağız artık yavaş yavaş biz bu işleri abi. Öyle görünüyor. Bilge de bu akşam radyoda programa başlıyor. Ha, biz de dinleyelim bari. Kaçta? 17. Aha. Gel. Efendim, Hüsnü Bey geldi. Oo, hoş geldin baba. Babacığım. Geç baba, buyur. Cemlerden bir haber var mı oğlum? Var baba, var. Geliyorlar, yoldalar. Belki de geldiler. İyi. Oh, çok şükür efendim. Ben de şimdi onu soracaktım. Efendim, nakliye ücretlerini istemişsiniz. Tamam. Babacığım şöyle otur, geç. Baba, teftiş mi var gene? Teftiş. Ananız gönderdi. Oo, emir Leyla Sultan'dan ha? Ne güzel efendim, ne güzel. Buyurun. Evde temizlik var da. Yandınız. Akşama kadar başınızdayım. Kal babacığım, kal. Sizin gibi müfettişimiz olsun efendim. Ne güzel. Kahve söyleyeceğiz efendim. Sıkıldım ha Ergun. Dargın mısınız yoksa? Evet, dargınız. Haklı efendim. Ne dese haklı. Benim hatam. Sabahtan beri özür dileyeceğim. Cesaret edemiyorum. Uzatmayın, hadi öpüşün. Bırak, istemem. Öp oğlum, öp. Şükrü Bey, vallahi o günden beri bir damla girmedi gözüme. Perişan oldum. Özür dilerim. Tamam. Çolçolda da silala sisi, çolçolda da silala sisi, çolçolda da silala sisi, sola si do re. Aferin, bak isteyince ne güzel çalıyorsun. Çalarım amca, ne var? Efendi olmuş Sabri Bey, efendi maşallah. Babam da öyle söylüyor teyzeciğim. İşte böyle. Efendi ol, her zaman gel evladım. Söyle babana, komşuları indirimli. Olur amcacığım. Ay vallahi ben öpeceğim şimdi. Ne tatlı çocuk olmuş. Öp teyzeciğim, öp. Ne yapıyorsunuz efendim? Uzak durun. Belli mi olur sağımız solumuz? Hadi evladım, baştan alalım. Hadi amcacığım. Hadi bakayım. Evladım, sen notaya bak. Haplardan mı olmuş böyle Sabri Bey? Haplardan efendim, haplardan. Çocuğun dikkatini dağıtmayalım şimdi. Aferin evladım, devam. Re mi mi do re re si si do do. Ben yanıyorum, aman Allah, çok seviyorum. Ne güzel söylüyorsun teyzeciğim, öyle yumuşak yumuşak. Evladım sen oraya bak, bırak teyzeni şimdi. Oraya bak ama Halis. Bakıyorum teyzeciğim. Nerede kalmıştık? Re mi do re re si si. Nay. Oh Coştaylı Hanım. Oh Coştaylı Hanım. Teyze buyur, bir emrin var. Teyze buyur. Nerede senin çocuklar? Muayenehanede, annelerin yanında. Ne yapacaksın? Seveyim dedim biraz onları. Sev teyze. Buyur götüreyim seni, sıkıldın mı? Dunkofa ders veriyor senin damat. Aman istemem, başım şişti. Tenenne tenenne. Ha öyle. Gel, Gül sana çikolatalı bir kahve yapsın şöyle. Hadi gel buyur. Buyur, zengin de malin pazarlama. Dedenin hali harap. Yeşim bak, bu kuşun gagası. Bu da... Kim o? Biziz Gül, baksana kimi getirdim. Aa, hoş geldin teyze. Hoş bulduk evladım. Sabri beylerde ders var, sıkılmış. Çocukları sevecek. Haberleri var mı, kızmasınlar? Öyle canım, 5 dakikalığına. Kızım, Suna Hanım teyze size geldi bak. Konuştular mı Gül? İşte çat pat. Yapma be. Pek güzellermiş maşallah. Sağ ol teyze. Sağ ol teyze. İlk daha görüyor sanki. Elimi öpün bakayım. Para vereceğim size, şeker alırsınız. Anam, para mı dedi? Hadi kızım, öp teyzenin elini. Öp kızım. Berhudar ol evladım, gel ben de seni öpeyim. Bu kaç lira evladım? 20.000 teyze. Az bu. Koy sen yanına bir 10'luk bir de 20'lik. Ha işte 50.000. Ayıp Cafer, karışma. Al bakayım yavrum. Al kızım. Hadi sen de öp bakayım elimi. Hadi canım benim. Aferin sana. Şöyle teyze ver bana. 2.20 bir 10. Banu al kızım, aferin. Cafer bayram sandı herhalde. Allah razı olsun. Az mı oldu o? Sen bilirsin teyze. Gönlünden ne koparsa. Para senin. İstersen 2.50 daha ver. Cafer ayıp. Ver sevap. Şeker alsın çocuklar. O veriyor Gül. Oh, büyük hanım. İşte. Buradayız Sabri Bey. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Para sayıyorduk. Para mı? Ne parasıymış o? Teyze çocuklara şeker parası veriyor da. Tüh fırsatçılar. Ver şunu ver. Biz şurada ders yapıyoruz. Farkına varmasak soyacaktınız kadını demek. Anne. Aa, konuştu. Kızım konuştu. Allah senden razı olsun Sabri Bey. Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Aferin Halis, çok iyi gidiyorsun. Sen de çok iyi gidiyorsun teyzeciğim, yumuşak yumuşak. Geliyor şimdi Sabri Bey amcan, anneme bakmaya gitti. Gitsin teyzeciğim. Hadi bakayım. Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Bakıyorum teyzeciğim. Öyle bakmak değil. Hadi. Esmerim güzelim, tuti dillim, ben yanıyorum. Teyzeciğim aman ben de yanıyorum valla. Devam et Halis. Hadi. Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Koklaşalım teyzeciğim. Ay, dur ne yapıyorsun, sapıttın sen yine. Teyzeciğim. Sapıttın valla. Enerji fazlan var. Teyzeciğim. Tutamıyorum kendimi. Aman Allah'ım ne oluyor? Dur sapık. Şarkı söylüyoruz amcacığım, öpüşe koklaşın. Vallahi vururum seni. Sapık. Bu hafta da yırttık seni. Yırttık ama parça başı fiyat düşük. Kurtarmaz böyle. Boş durmayalım diye aldık. Bir atölyeye mi girsem, ne yapsam? Ben karımı atölyelerde çalıştırmam. Benim adım Cemil. İçtin yine biraları Cemil. İçerim icabında. Anladın mı? Gece işi bile yaparım. Karımı çalıştırmam konfesyonlarda. Ne yapacaksın Cemil? Ha? Gece işi, bekçilik mi? Benim adım Cemil. İcabında bekçilik de yaparım, çöpçülük de. Ayıp mı? Aslan kocam. Yaparım. Bak nasıl bıraktın pencereyi, iş var dedin. Çıktın mı hiç? Söylesin 2 dakika gören varsa pencerede. İş iştir. Ekmek parası için her şeyi yaparım. Atma Cemil, kafayı buldun yine. Ekmek parasından bile haberin yok senin. Sevim, ben ekmek fiyatında bilirim, fıstık fiyatında. Anlıyor musun? Borsadaki endeksten de anlarım, kambiyodan da. Düştü mü, yükseldi mi, altın, döviz, hisse senetlerini kocana sor. Benim adım Cemil. Ah! Ay, nerene batırdın, kanadı mı? Kanasın önemi yok. İş hayatı risklerle doludur Sevim. Halil Bey, nasılsın? Duyuyor musun beni? Getirdiler mi hesabı? Ay ne hesabı getirecekler Halil Bey? Rüya mı görüyorsun sen? Halil pazarlama komanditten Asımlara 854.940.000 KDV borcu 686.850. Vahan Allah, kafayı yedi bu adam. Vah anacığım, zaten bende şans olsa gidici bu. Bir ev bile aldıramadım. Halil Bey, uyudun mu? Annem. Al geldi mi? Ne malı Halil Bey, sayıklıyor musun sen? Cafer'e söyleyin, Maliye Bakanlığı müfettişlerinden Cabir Bey'i bulsun. Vergi cezasının affı için. Bulur o. Hadi sen uyu, düşünme. Merhaba. Ne o elindeki abi? Yeni baston aldım enişteme. Aman, eniştenin baston falan görecek hali yok be abi. İyice sapıttı beyin sarsıntısından. Gidici gibi. Ne diyorsun kız? Allah göstermesin. Tam işlerimizi yoluna koymuşken. Vallahi öyle abi. Sen de bak bana inanmıyorsan. Sayıklayıp duruyor. Vergi borcu, maliye. Hem de bana anne dedi. Anne. Ya. Allah Allah. Olmaması lazım. Tehlikeli günü atlattı. 72 saat. Enişte. Enişte. Ben geldim enişte. Hüseyin. Bak yeni baston aldım sana. Duymadı. Bir şey duyduğu yok be abi. Baksana şu gözlere nasıl sabit işte. Allah göstermesin. Enişte. Ben geldim ben. Mal mı geldi? Mal mı dedi? Sayıklıyor diyorum sana abi. Bir doktor çağıralım biz. Telaşı verme ortalığı kız. O kadarını biz de biliyoruz. Enişte. Bak. Parmağımın ucuna bak. Enişte. Enişte bak, gördün mü yeni bastonunu? Çevir şu kafanı. Bir şey gördüğü yok diyorum sana abi. Tavana bakıyor hep işte. Görür benim eniştem. Enişte kalk. Yeni işler var. Çok tatlı karlar var enişte. Annem. Annem? Bana söylüyor bana. Tövbe. Kız. Bu hakikaten sabit bakıyor. Gidici bu abi, gidici. Ben sana söylüyorum. Ben ne talihsiz kadınmışım. Bir ev bile aldıramam. Sus kız. Ağzından yel alsın. Ölecek adam mı benim eniştem? Enişte tut şunu. Tut. Şöyle imparator gibi. Sen ne yapıyorsun abi? Bir iğneyi deneyeceğim. Doktorlar hep böyle yapıyor. Enişte. Duyuyor musun bunu? Enişte. Şimdi... Ne yapıyorsun sen orada? Duyuyor. Benim getirdiğim baston anam. Aman kinç. Ne yapacağız seninle böyle? Herkesi öpmek. O da beni öptü anne. Ama o teyze olarak seninki şehvet öpücüğü, erotik. Bağırtma beni sokak ortasında. Hoş geldin tertip. Hoş bulduk Dilek, merhaba. Dilek, nein. Başladı yine saldırganlığa. Niye anne, biz kuduz muyuz? Çok konuşma. Şimdi babana vereceksin hesabını. Verelim. Hadi Dilek, görüşürüz. Amca geldiler. Baba kolay gelsin. Tertip ne haber? Geldin mi aslanım? Nein Davut. Sevme. Senin aslanın çok kabahatli. Ne yaptık anne? Görüyor musun Davut? Güzel konuş annenle. Yine ne yaptı? Ne yapacak? Ayla hanımı feci şekilde sıkıştırarak şapur şupur öptü. Hii, amca? Ne? Şapur şupur mu? Ne olmuş? O da beni öptü. Öyle yumuşak yumuşak. Nein efendim. O teyze olarak. Sen feci. Son derece erotik. Gözü dönmüş amca. Sus! Patlatırım seni. Sapık mısın sen? Giy tulumunu. Çabuk iş başı. Ben buraya çalışmaya gelmedim baba. Amcama cevap verme tertip. Eşek gibi çalışacaksın. Soyun çabuk. Çalışamam. Moralim bozuk. Görüyor musun Davut? İsyan başladı. Kırarım kafanı. Sen buna günde 2 hap birden içir Ulviye. Hap yok baba. Hap içirseniz daha kötü olur. Bak söylüyorum. Al. Tehdit mi ediyorsun Dumkov? Amcama cevap verme tertip. Sen sus. Dumkov yok Davut. Hap da yok. Psikologlarla bir daha konuşalım. Bu böyle olmaz. Gidelim üçümüz. İşgal Mevliye. İyi. Dükkanı kapatıp doktorlara laf mı yetiştireceğiz? Ben de gitmem valla. Aptal aptal öyle konuşmalar. Doktor aptal olmaz. Üçümüz de gideceğiz. O kadar. Davut, ben şimdi alışverişe gidiyorum. Bu burada kalsın. Evde yalnız bırakamadım. Git git. Ben bakarım onun icabına. Hadi kolay gelsin. Güle güle yenge. Oğlum sen adam olmayacak mısın be? Bırak baba. Bayat bayat laflar. Al. Cevap ver. Amcam sana bir şey sordu tertip. Sen karışma. Babam bana sordu. Gel buraya bakayım. Gelemem. Moralim bozuk. Denkle konuşacağım biraz. Aman amca öper falan kızı. Oğlum gidersin. Yapma böyle şeyler. Bak annen hastaneye yatıracak bizi sonra psikolog tedavi filan derken. Ya gideriz çıkarlar bir koğuşa sonra Allah göstermesin. O kendi gitsin baba. Psikolog ona lazım. Menopozda zaten. Hii, amca ne dedi? Dilek çalışıyor musun yumuşak yumuşak? Pek yumuşak değil tertip, gel. İşler nasıl? Tatsız. Bizimki de durgun. Kış geldi tertip. Yaptıran yaptırdı doğalgazını. Öyle. Musluk, banyo, çöpen bana göre işler değil. Ben dinleniyorum biraz. Özlettin ama kendini. Yorgunum Dilek. Dinlenmeye ihtiyacım var. Biraz da tertip çalışsın. Arbeiter o zaten. Ne dedin? Anlamadım. İşçi Almanca. Ha. Bunlar ne tertip? Sana getirdim. Yemek takımı. Annem duymasın. Ah tertip ne düşüncelisin. Öpeceğim valla. Öp Dilekciğim yumuşak yumuşak. Ben öyle Ayla Hanım teyzenin dediği gibi tehlikeli erkeklerden değilim. Hı-hı. Ben de öpeyim. Ne yapıyorlar? Amca böyle sarılmışlar birbirlerine. Bırak sarılsınlar. Fenalık yok. Kardeşidir o, kardeşçe. Ve saatlerimiz 18'i gösterirken programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben dizjokeyiniz Aydın. Ben Bilge. Şükrü Bey'in biricik kızı. Sizlere gelecek perşembeye kadar hoşça kalın diyor, esenlikler diliyor ve... Ve telefonlarınızı beklediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Rezalet. Bilge ne oluyor yavrum sana? Yok Aydın, bu iş bana göre değil. Yapamayacağım, tamam. Çıldırdı mı Bilge? Çıldırtırlar insanı. Dünyadan habersiz bir sürü gerizekalı. Öptüm seni, bye. Ne olacaktı yani? Entelektüeller mi arayacaktı seni? Bu iş böyle yavrum. Çıraklar, oto tamircileri. Yaş ortalaması 17. Tamam, bana göre değil. Olmaz zaten bu tutumla. Millet gazete kuponu peşinde. Kuponu için gazete almayın efendim. Okumak için alın gazeteyi. Yanlış bir şey mi söyledim? İnşallah radyonun sahibi duymamıştır. Adam harıl harıl gazetesinde kupon dağıtıyor. Aman hiç derdim değil. Duyarsa duysun. Ha, tamam unut o zaman sen bu işi. Unuttum bile zaten. Tabii Bilge Hanım, tuzunuz kuru. Hiçbir şey yapmadan otursanız bile Şükrü Bey size bakıyor nasıl olsa. Kes Aydın, sıktın. Şükrü Bey. Yalan mı? Bizim gibi misin? 5 kuruşu nasıl kazanacağız diye şurada. Bırak bu fukara edebiyatını Aydın. İnsan para için öyle her şeyi yapmaz, tamam mı? Öyle mi Entel Hanım? Öyle efendim. Ha şöyle. Şöyle be abicim. Bak. Ne yaptı şimdi bu müdürümün kızı? Hiç abi. Ağız kalabalık. Lagale lugale. Ben sana öylesi taptım inan. Böylesi aşka yasak tanımam. Aynen birader. İyi dedin. Parayı götürüyor mu bari? He, para yok ya abicim bu işlerde. Deliler gibiyim anla biraz. Aklımı yolda bıraktım inan. Havasını atıyorsun müdürümün kızı. Aynen abicim. Havası batsın. Ben sana öylesi taptım inan. Böylesi aşka yasak tanımam. Ha, para dedim de birader. Bak bir daha söylüyorum. Elini sürmeyeceksin yengemin ikramiyesine. Yok abicim. Kuruşu nasip olmasın. Yemin ettim. Başımda ekmek çevirdim. Tak. O kadar. Kuruşuna dokunursan beni karşıda bulursun. Tak. Para da öyle durmaz ki abicim. Yazık, çevirmek lazım. Ne zaman alıyor ikramiyeyi? Hafta sonu alacak abicim inşallah. Tak. Tak. Bana getirsin onu. Gerisine karışmasın. Tamam abicim. Sen nasıl istersen tak. Tak birader. Öyle istiyorum. Bir ev alırsınız. Vatandaşa bir güvence. Yetmez o para be abicim. 1,5 milyara ev mi kaldı şimdi? Bakarız birader, yengemiz öyle istiyor. Sabırlı olun biraz. Sabır abicim, sabır. Birader? Haftayı bir rakı içirsiniz vatandaş artık. Rakının lafı mı olur abi? Serpil de yapsın elleriyle şöyle bir Çerkez tavuğu. Tak tak. Birader içeriz. Tak tak. Ah, gelecek mi dersin eserimiz bu gece fakirhaneye birader? Öyle konuştuk ya abi. Programdan sonra tak. Tak da birader. Komşum yine nizamiye nöbetine başlamış. Başlasın abi. Ne karışır senin o misafirine? Gidip onların ziline basmasın da. Biliyorsun eserimiz biraz hafif geri. Bulur Yavuz abicim. O kadar da değil artık. Aynen krokisini çıkardım. Şoförünün eline verdim. Sen şu arkadaki kabaklardan birini komşuma ver bu akşam birader. Sever öyle avantaları. Ne olur ne olmaz. Hadi aslanım, geçmiş olsun. Sağ ol enişte. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz aslanım. Doktor da gördü. Korkmayın. Hadi iyi akşamlar. Ablama selam söyle. Hadi güle güle. Ah, geldin mi? Nasıl Halil efendi? Şimdi iyi. Konuştu benimle güzel güzel. Oh aman neyse. Ölümden döndü vallahi. Beyin sarsıntısı. Ne demek? Başında kırmışlar bastonu. Kim oynatmış o bidonları yine yerinden? Çocuklar oynuyor. Düzelt şunları, düzelt. Oyuncak mı bu? Düzeltin de. Katil niye koyuyorsun o pislikleri oraya diye bana kızıyor. Allah Allah. Park yeri değil orası, söyle. Kapının önüne araba mı konur canım? Öyle istiyor adam. Haydut. 2 adım öteye koyamıyor arabasını. He. Ben biliyorum onun karın ağrısını. Başladı yine gece yarıları gelip gitmeler. Biz de duyuyoruz. Bir şey söylenmiyor ki adama. Çeker vurur vallahi. Heh, hadi vursun bakalım. Biz burada şeye başı mıyız? Ahlaksız. Aile arasında. Otele gitsinler efendim. Anam. Parçaladı haydut. Daha yeni boyattık. Söyle ona orası park yeri değil. Baş üstüne. Sıkıysa sen söylesene. Senin komşu toz oldu abi. Uzaktan kumandalı. Cafer. Buyurun. Gel koçum. Ne bakıyorsun yüzüme öyle? Cafer koş aslanım. İyi akşamlar. Katiller geldi Selim. Vay sayın abim, özledik. 3 gündür kapandık. Konfeksiyona çalışıyoruz. Oh sayın abim. İş olsun da. Vatandaş çalışacak. Ne getirdiniz? Torba senin sayın abim. Karnabahar, pırasa, ıspanak. Kabak istemez, kabağımız var. Komşuma getirdik sayın abim. Bu akşam sana kabak yok. Ne oluyor koçum? Başladı mı yine cahçut vatandaşa? Estağfurullah efendim. Ben size bu işleri buraya koymayacaksınız demiyor muyum? Şimdi söyledim vallahi Yavuz Bey. Dinlemiyor ki domuz. Ben ne yapayım? Dağıtırım. Komşumuz dedik. Efendiliğimizi muhafaza ediyoruz. Attırmasın tepem benim. Üzme canını abicim, kolayı var. Şöyle tek atarsın bir tekme. İşte bu kadar. Cahçut yok vatandaşa. Oyarım. Çıksın. Kendisi söylesin vatandaşa. Bu bize atıyor. Perdenin arkasında bak. Komşu. Ayıp oluyor. Vatandaşı öyle uzaktan kumanda numaraları yapma. Çık konuşalım. Ne çekeceğini söyle. Çıkar mı abi? Bak kalınları çekiyor. Çıkar mı domuz? Bize öne sürüyor hep. Selim koş, kavga başlıyor. Hem biraz hava alırsın. Bunda derdi başka baykuş. Kavga yok sayın abim. Efendi gibi konuşacağız komşumla. Neymiş bakalım derdi? Komşu. Seni bekliyoruz ayazda. Bak duymuyor musun bizi komşu? Çıkmaz abicim, sen ona kabak getirdik de bak kabak anında tak. Ha, nasıl biliyorsun domuzun huyunu? Anında tak. Komşum, kabak getirdik sana, aç. Bekletme bizi ayakta, aç. Say şimdi. 1, 2. Efendim, bana mı seslendiniz? Pes vallahi. Sana komşu, vatandaş ayakta. Duymadım efendim, özür dilerim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, kabak getirdik sana komşum. Hem de ne kabak. Aman efendim, ne zahmet ettiniz. Şımartıyorsunuz bizi her akşam her akşam. Bu kabak her akşam yenir komşu. Götür, afiyetle yesin vatandaş. Ay. Buyursunlar efendim. Aman efendim, zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Olmuyor ama böyle komşu. Nedir efendim? Vatandaşın park yerine koyuyorsun o pislikleri. Ne münasebet efendim? Ben onları siz rahat rahat park edesiniz diye koyduruyorum vallahi. Cafer'e sorun isterseniz, bana inanmıyorsanız. Anam. Tamam komşu. İnandık. Bir ricamız daha olacak. Estağfurullah. Emir telakki ederiz efendim, buyurun. Ara sıra eserimiz, hanım arkadaşımız ziyaretimize geliyor. Pek tabii gelecek efendim. Laf edenler mi var yoksa? O sizin misafiriniz kimle karışır Allah Allah. Of anam pes. Pes komşum. Büyük adamsın vallahi. Bütün zamanların en esnek apartman yöneticisi. Vatandaşa bu lazım işte. Tebrik ederim seni. Yapma şunu oğlum. Anne feci acıktım. Aa, işte baban geldi, yeriz şimdi. Baba bu ne? Kabak, Yavuz Bey verdi. Hürmetler müdürüm. Mutfağa koy onu. Emrin olur sahip. Hoş geldin Şükrücüğüm. Hoş bulduk canım. Dinleyebildin mi bilgeleri? Dinledik şirkette. Babam da vardı. Nasıl sence baba? Vallahi biraz tutuk. Demedin mi anne bak? Bana Aydın götürüyor gibi geldi işi. Bizim kız birkaç kere bocaladı. Açılır o, açılır. Neyse canım, bir işe girdi ya. Önemli olan o. 10 buradan alır, 10 da tiyatrodan. Dublaj falan kazanırsa. Ev tutacak hemen baba. Sen nereden biliyorsun? Kendisi söyledi. Tutsun bassın artık ayaklarının üstüne. Koskoca kadın oldu. Öyle istiyorum ki şu kız başarı kazansın, para kazansın. Kazanacak. Kurtardı kendini artık. Anne hadi yemek yiyelim, ben feci acıktım. Hazır oğlum, bir nefes alsın adam, yiyeceğiz. Kim bu? Hürmetler müdürüm, bayır turbu getirdim size. İyi artık, daha neler bu saatte. Ablam. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, şimdi seni konuşuyorduk. Rezaletimizi mi baba? Aa, ne rezaleti kızım, çok iyiydiniz. Biraz takıldınız ama. Bırak anne, yapamayacağım o işi. Tam aptallık, bana göre değil. Bundan da mı vazgeçtin kızım? Gel otur babanın evinde. Bırak, yapma öyle aptal işler. Tamam gel. Tam bir sessizlik oldu. Ablam odasına çekildi. Başını dinlemek istiyor. Saygılıyız. Annem ara sıra iç geçirip ne olacak Şükrücüğüm bu kızın sonu diyor. Babam da efkarlı, içip onun iş yeri burası Nazan.